farklı halkı, Sol Parti Fındıklı ilçe örgütünün hazırlamış olduğu basın açıklamasına hoş geldiniz. Ülkemizin geldiği günde her gün artan hayat pahalılığı, zamlar altından kalkılamaz hale getirdi bizleri. Burada çok yaklaşan çay sezonunda yaşadığımız birçok zorlukla ilgili gübre, alım, çay kotaları, çay uygulamaları, çayda özel sektörün farklı alım politikaları karşısında arkadaşlarımızın sizlere ilgili bir basın açıklaması olacaktır. Hepinize saygılar sunuyorum. Teşekkür ederim. Evet. Sevgili dostlar, hoş geldiniz, sefalar buyurdunuz. Emek mücadelesi, ekmek mücadelesi, çay mücadelesi, hayat pahalılığı, gübre sorunları, ülkemiz, halkımız zor zamanlardan geçiyor. Elektrik fiyatları, akaryakıt fiyatları, doğalgaz fiyatları, gıda zamları, işsizlik ülkeyi kasıp kavuruyor. Gençler ülkeyi terk etmenin yollarını arıyor. Umutsuz şekilde bekliyor. Sesini çıkmıyor. Bu anlamda bölgemizde çay, gübre, hayat pahalılığı, can yakıcı hal aldı. Çaykur halkındır, satılamaz. Çaykur satılırsa yerli ve yabancı sermaye gruplarının bu halk oyuncağı olacak. Çaykur Varlık Fonu'ndan derhal çıkartılmalıdır. Kota ve kontenjan kaldırılmalıdır. Ürün desteği artırılmalıdır. Gübre desteği derhal yapılmalıdır. Yaş çay fiyatları belirlenirken gübre fiyatları esas alınmalıdır. Yaş çay taban fiyatı çay alımı başlamadan önce belirlenmelidir. Özel sektör yaş çay taban fiyatı altında çay alımı yasaklanmalıdır. Özel sektör ödemeleri Çaykur ödeme takvimine göre yapılmalıdır. Çay ithalatına izin verilmemelidir. Planlanan Çamlıhemşin ve İkizdere çay fabrikaları hemen yapılmalı, hizmete sunulmalıdır. Gizli tutulan çay yasası derhal halka açıklanmalıdır. Çaykur'dan farklı sendikal örgütlenmeye yönelik baskılar son bulmalıdır. İşçiye kadro verilmelidir. Çaydan geçinen yarıcı ve işçilerin talepleri karşılanmalıdır. Çay nakliyecilerine giderleri ölçüsünde nakliye fiyatları belirlenmelidir. Bu genel başlıkların ardından katılımcılarımızın, halkımızın bu işten yemek yiyen, üreten emekçilerimizin sözünün söylenmesi için çiftçilerimizin, kamyoncularımızın, balıkçılarımızın, emeklilerimizin, işçilerimizin burada halk kürsüsü şeklinde görüşlerini ifade etmesini istiyoruz. Sözümüz İktidar sahiplerine iletilecek meydanlar bizimdir. Bu meydanları kullanalım. Bu sesimiz 1 Mayıs'ta Rize'de çay ve emek mitingiyle büyütelim. Orada hep beraber olmayı bekliyoruz. Buradaki değerli katılımcılara söz hakkı vermek istiyoruz. Sözlerini yükseltmelerini rica ediyoruz arkadaşlar. Buyurun. Çaykur halkındır, satılamaz. Çaykur halkındır, satılamaz. Evet arkadaşlar, söz halkın, emekçinin. Ben de bir kadın olarak köyde yaşıyorum. Bu kadar ürettiğim halde para yetiştiremiyoruz. Her şey zamlı. Gübre parası zamlı ve gübre parası dönene kadar biz ne yapacağız? Emekliyiz ama yetmiyor paramız. Evde yemeği biz pişiriyoruz kadınlar. Tenceremizi biz pişiriyoruz. Bütün kadınlar bence birlik olup zama
hayır dememiz lazım. Kontenjana hayır! Sayda kotaya, kontenjana hayır! Sayda kotaya, kontenjana hayır! 300 kilo gübreye 2 milyar 450 lira para verdim. Evet. 300 kilo gübreye. Evet. Uçtan değil. Ama. Gittim yiyecek alacağım, onu da alamadım. Yetmiyor. Biz ne de bu kadar pahalılık yani. 50 kilo 10, 550 lira olmuş. 560 lira. Ne demek yani bu? Vatandaş ekmek yemeyecek miyiz? Sofralarımızda ve sohbetlerimize yer alan çayın gerçek hak ettiği değeri üreticilere yansıtılıp gerçek değeri verilmelidir. İnsani ve daha böyle kavuşturucu olmalıdır. Yani faturaları boca ederken evet, topluma üretici de hak ettiği emeği almalıdır ki hiç kimse itiraz etmesin. İtiraz noktasında bu milletin canı boğazına gelmiştir. Evet. Canımız boğazımıza geldi. Kooperatif paramız ile bile kooperatif gübre vermedi. Dışarıdan da zor ile aldık. Ne demek yani bu iş? İlla kooperatife uyu olmuştu. Kooperatife benim oğlan uyu olmuştu. Ayrıldı, Ankara'da yaşıyor. Parayla, peşin parayla gübre bulamıyordum aslında. Arkadaşlar, böyle bir şey olamaz. 600'e gübre aldım. Evet. Ben üreticiyim. 2600-2650. Bugün 8500-9000 tutturabildiğine satılıyor. Tam bir yağma düzeni var. Tamamıyla fakirleştik. Benzinle, mazotla köyümden çarşıya inerken zorlanmaya başladım. Marketlere giderken, alışveriş evet, yaparken zorlanmaya başladık. Bu temel sorunumuz. Açlık, geçinememe. Yarın tamamıyla tarımı bırakacağız. Buralardan göç etmek zorunda kalacağız. Bu halkın sesi duyulacak. O zaman başkan, çayımızı satanı biz de satarız. Çayımızı satanı biz de satarız. Çayımızı satanı biz de satarız. Bağırarak söylerseniz. Fakat Sayın Cumhurbaşkanı'na sesleniyorum burada. Biz çaya gübre atmayınca çay olmuyor evlatlarım. Bu dereler akmayınca çaylar olmuyor. Buraya geldi. Canımız ne olur yapmasın, etmesin. Yalvarıyoruz, topuya gelsinler. Müslümanlıkta onlar adet değildir. Artık ne diyeyim? Bizden koparıyorlar da başkasılara veriliyorsa zehir gafil olsun onlara. Bravo. Bravo. Sağ olun. Bravo. Değerli dostlar, eğer söyleyeceklerimiz tabii ki bitmez ama bugün basın açıklamamızı, halk sohbetimizi noktalayalım. Yine devam edeceğiz, mücadeleyi büyüteceğiz. Bu ekmek mücadelesidir. Ya biz kazanacağız ya onlar. Teşekkür ediyorum. Sömürüye son! Çayda sömürüye son! Çayda sömürüye son! Önümüzde 1 Mayıs var. 1 Mayıs'ta yerelde, ilçelerde mutlaka temsili olarak bir kutlama yapılacaktı. İlde Rize'deki emek platformu üyesi, emek örgütleri ve siyasi partilerin, sivil toplum örgütlerinin örgütlediği 1 Mayıs töreni yapacağız. Şenlikle kutlamayı yapacağız. Saat 2'de herkesi, esnafı, işçiyi, işsizi, öğretmeni, memuru, aklımıza gelen herkesi oraya bekliyoruz. Orada her şeyi dillendirip bu emek mücadelemizi orada taşlandırmak istiyoruz. Bu şekilde halka, siyasi iktidarlara duyurmak istiyoruz. Hepinize selamlar, saygılar sunuyorum.